Arkadaşlar herkese merhaba. Ben İlker Hayat. 22. adımın adım tarama testinde birlikteyiz. Buyurun birinci soruyla başlayalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yükleminin sözcük türüne göre diğerlerinden farklıdır? Şimdi bir soruda eğer bizden yüklemin sözcük türüne göre istiyorsa cümleyi şuna bakmalıyız. Türkçe'de bir isim bir de fiil dedik sözcük türüne göre yüklemler. O halde yüklem isimse isim cümlesi, yüklem fiilse fiil cümlesi. Şimdi arkadaşlarım bakın vardı, 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 vardı. Bu şekilde baktığımızda sanki hepsi aynıymış gibi duruyor. O yüzden yapmamız gereken şey cümlelerde bu sözcüklerin kazandığı anlamlar. Okulun karşısındaki kitapçıda aradığımız kitapların hepsi vardı. Bu bir isim cümlesi. Sabah saatlerinde başlayan toplantıda çok sayıda genç yönetici vardı. Bu yine isim cümlesi. Yokun zıttı olan varlar. Sahada gol atmayı hiç düşünmeyen iki ürkek takım vardı. Yine bir isim cümlesi. Öğretmenlerimizin kolunda bakınca hemen fark edilen çok değerli bir saat vardı. Yine buradaki isim cümlesi. Çok önemli bir yolcuyu taşıyan vapur gece geç saatlerde Samsun'a vardı. Arkadaşlar, buradaki varmak ise ulaşmak anlamında olduğu için bir fiil cümlesi oldu. Bu yüzden doğru cevap E seçeneği. işte burada dikkat etmemiz gereken sözcüklerin cümlede kazandığı anlamlar. Buyurun. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi ögelerin dizilişine göre devrik yüklemin türüne göre eylem cümlesidir. Yani devrik bir eylem cümlesi arayacağım. Odadaki çalışma masaları dikkatimi çekiyor. Yüklem sonda gitti. Bir tanesi masa da, diğeri çalışma masası olmak zorunda bırakılmış bir dikiş makinesi. Durumunu kabullenmiş görünüyor. Asıl ilginci de sandalyelerin konumu. Demek ki birbirlerine sırtlarını dönüyorlar çalışırken. İşte dönüyorlar. Arkadaşlarım devrik bir eylem cümlesi bu yüzden doğru cevap E seçeneği olacak. 3. İsim fiiller ek eylem alarak yüklem olabilir. Bu tür cümleler ad cümlesi olarak kabul edilir. Mesela yapmaktı, çalışmaktır gibi yapılar. Çocukların en sevdiği oyunlardan biri saklambaçtır. Burada herhangi bir isim fiil yok. Sağlıklı spor yapmanın yollarından biri de yürümek arkadaşlarım. Bakın bir isim fiil ek eylem alarak yüklem aldı ve böylelikle ad cümlesi kabul edildi. 3 Bursa. Dördüncü soruyla devam ediyorum. Aşağıdaki dizelerin hangisi eksiltili bir cümle durumundadır? Yani yargı bildirmez. Sokağın başında eski ahşap bir ev. Ney? Vardı mı? Yıkıldı mı? Ne oldu? Cevap A seçeneği. Bir gün gelir, büyür, kuvvetlenir eğilip baktık tahtalar arasından. Çınlatıyordu dört yanı türküler, naralar, namlular karaydı, kara kuyular kadar gibi gibi hepsinde bir yargı var. Doğru cevap A seçeneği oldu. Arkadaşlarım 5 ile devam ediyorum. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur? Olumlu cümle, eylem cümlesi, ad cümlesi, devrik cümle, soru cümlesi. Cevap E seçeneği nereden anladınız derseniz Arkadaşlarım gördüğünüz gibi herhangi bir soru işareti yok cümlede. Eğer soru işareti olsaydı gerçek soru, sözde soru, sonuna soru işareti alırdı. Diğerlerini tespit edelim. Londra'nın sıkıntılı günleri başka hiçbir şehrinkine benzemez. Olumsuz cümle, kurallı cümle. Var mı böyle bir şey? Yok. Devam ettim. Eylem cümlesi olur. Benzemek benzemez. Tamam. Vicdan azabı renginde Ağır bir hava başınızın üstünde zonklayıp durur. Olumlu bir cümle. Gökyüzü davul derisi gibi gergin ve basıktır. İsim cümlesi, ad cümlesi. Bir dokunan olsa kıyamet kopacak, bir şimşek furyası fışkıracak gibidir bulutların ağzından devrik cümlede var. Doğru cevap E seçeneği oldu. 6 ile devam ediyorum. Bu parçadaki cümlelerden hangisi devrik bir ad cümlesidir? Aslında eski bir volkandır Kilimanjaro. Evet, volkandır dediğinde arkadaşlarım isim cümlesi yüklem sonda olmadığı için devrik bir ad cümlesi oldu. Ama biz tırmanırken bir deprem oldu, çok korktuk. O sırada bir kamp alanındaydık. Önümüzdeki iki çek bir kayalığın dibinde dinleniyorlardı. Yukarıdan kopup gelen bir kaya aman Allah'ım. Neredeyse alıp götürüyordu ikisini de. Burada da devrik bir cümle var ama ad değil fiil cümlesi. Bu yüzden doğru cevap A oldu arkadaşlarım. Evet 7. soruyla devam ediyorum. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamcı olumludur? Uçak yolcularının çoğu iyi bir uçak dinleyicisidir. Ne yaptı o zaman burada? Olumlu bir cümle geldi. O halde diğerlerini eledi ya 1 2 ya 1 5. Belki hayatları boyunca hiçbir sesi bu kadar iyi dinleyip izlemeyi sürdürmezler. Olumsuzluk aldığı için bu olumsuz bir cümledir. Cevap 1 5. Kontrol edelim 5'i. Böyle sesler on binlerce saat uçmuş bir uçakta da ilk seferini yapan yepyeni bir uçakta da olabilir. Olumlu bir cümledir. Doğru cevap B seçeneği oldu. Arkadaşlar 8. soruda bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi ad cümlesidir. Yani yüklem ad olacak. O şirin kasabamızdan babamın tayini nedeniyle gitmiştik bu kente. Büyük bir cadde üstünde sağ tarafta bahçesi olan sarı boyalı bir ev satın almıştık. Bahçemizden komşu bahçeden gelen bir su yolu geçiyordu. Bu su yandaki duvarın altından aşağıdaki bahçelere akıyordu. Bizim bahçenin bir köşesinde ufak bir kümes vardı. Bu bir isim cümlesi. Dip tarafa domates, biber, yeşil salatalık ekilmişti. Bu bir fiil cümlesi. Doğru cevap D seçeneği oldu. 9. Aşağıdakilerden hangisi sözde soru cümlesidir? Yani karşılığında cevap beklenmeyen sorular. Kaza anında otomobili hanginiz kullanıyordu? Cevap bekler sözümü yerine getiremezsem onun yüzüne nasıl bakarım? Yani bakamam anlamında cevap beklenmeyen sözde bir soru cümlesi. Bu konuda onunla konuşmam doğru olur mu dersiniz? Olur, olmaz cevap bekliyor. Ne yapmam gerektiği konusunda bir karara varabildin mi sonunda? Hayır ya da vardım cevap bekler. Bu işi kendi imkanlarında başarabilecek misin peki? Bilmiyorum başarabilirim başaramam cevap bekliyor. Doğru cevap B seçeneği oldu. Arkadaşlar 10. soruda aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumlu bir eylem cümlesidir diyor. Haydi bakalım. Anlamca olumlu eylem cümlesi. Ne güzel şey seni hatırlamak ne güzel şeydir. Dolayısıyla bu bir isim cümlesi. Geçen günleri hatırlayamıyorum. Olumsuz bir cümle gitti. Bana olumlu lazım. Bir buğday tarlasında ekinlerin içinde kayboluyorum bu bir eylem cümlesidir ve anlamca olumludur. Arkadaşlarım ne demiştik? İyi mi kötü mü diye bakmıyoruz. Gerçekleşmiş mi? Gerçekleşmemiş mi? Kayboluyorum kaybolma eylemi gerçekleştiği için doğru cevap Ceyhan. Rahatsız etmeyin olumsuz bir cümle. Bulutlar elle tutulacak kadar alçak bu da bir isim cümlesi. Doğru cevap Ceyhan. 11 bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki söylenenlerden hangisi yanlıştır? Birinci cümle devrik cümledir. Bakalım balıkların en çirkinidir dülger balığı doğru. Devrik bir cümle yüklem sonda değil. İkinci cümle ad cümlesidir. Pulu da yoktur zavallının. Evet hatta devrik bir ad cümlesidir. Üçüncü cümle anlamca olumludur. Derisi belli belirsiz bir yeşil esmerlikte dir. Arkadaşlarım bu bir at cümlesi ve olumlu bir cümle. Dördüncü cümle eylem cümlesidir. Kocaman dişsiz ak ve şeffaf naylondan yapılmış gibi bir ağzı vardır. Hayır bu bir eylem değil. Isim cümlesi var yok. Bunlar daima isim. Ulaşmak anlamında kullanılmadığında varmak. Beşinci cümle birden çok yargıdan oluşmuştur. Bu ağız sudan çıkar çıkmaz bir karış açılır bir daha kapanmaz. Birden çok yargısı olduğu da doğrudur. 11. sorunun doğru cevabı D seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi anlamca olumlu, ögelerinin dizilişine göre devrik bir eylem cümlesidir. Oho daha başka bir şey isteyecek miydin ya? Olumlu, devrik, eylem. Ha maşallah. Üretkenliği hedefleyen bir sanatçıdır. Devrik, olumlu ama isim cümlesi. Gerçek yazar hiçbir zaman kendi hesabına çalışmaz. Olumsuz olduğu için gitti. Tiyatro izleyicisi bizde daha yeni yakaladı bu olgunluğu. Yakaladı. Olumludur. Eylem cümlesidir ve devriktir. Doğru cevap C seçeneği. Her doğru her yerde söylenmez. Olumsuz bir cümledir gitti. Her cümlesinde ayrı bir mecaz gizliydi. İsim cümlesidir gitti arkadaşlar. Evet 12 Ceyhan oldu. 13 ile devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi biçimce olumsuz olduğu halde anlamca olumlu bir cümledir? Biçimce olumsuzlara bakalım. Yeni açılan bu markette yok, çarpı yok, artı olumsuz biçimce, anlamca olumlu çünkü her şey var anlamı. Yeni açılan bu markette yok, yok yani her şey var anlamca olumlu. Cevap A seçeneği oldu. 14'e gelelim. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi yapı bakımından basit bir cümledir? Yani içinde fiilimsi olmayacak, alıntı olmayacak, sıralı ve bağlı cümlelerde olduğu gibi birden fazla cümle olmayacak, kili birleşik ve şartlı birleşik olmayacak. Tek yüklem, tek yargı. Buyurun. Evinizin önündeki bir ağaç kurumuşsa, ssa şart bildirdi, sizin bir parçanız azalmış sayılır. Bakın şartlı birleşik. Irmağınızdaki su kirlenmişse eksilen sizsiniz şartlı birleşik. Havanın isini, kirini ciğerlerinize sorun. Burada herhangi bir fiilimsi alıntı şart yok. Doğru cevap Ceyhan. Ovalarınız, yaylalarınız tahrip edilmişse yarımsınız şartlı birleşik. Doğanın su sistemini bozmuşsanız. Tarlalarınız gider. Şartlı birleşik. Doğru cevap Ceyhan. Diğerleri şartlı birleşik. Üçüncü cümle basit bir cümle arkadaşlar. 15'te devam ediyorum. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısı yönünden ötekilerden farklıdır? Yapısı dediğinde neye baktık? Basit, birleşik, sıralı, bağlı. Her sene Kuşadası'na gider tatilini orada geçirirdi. Bakın bu bir sıralı cümle. Çünkü iki tane yargı virgülle sıralanmış. Sahilde birkaç arkadaşıyla oturdu. Saatlerce sohbet etti. Birden fazla yargı virgülle sıralanmış. Arkadaşından bir kitap aldı. Sonra da oradan ayrıldı. Sıralı cümle. Sınavı çalışmasının temposunu her gün arttırarak kazandı. Virgül var ama birden fazla cümle olmadığı için bu sıralı bir cümle değil arttırarak dediği için erek arak zarf fiil girişik birleşik bir cümle. Doğru cevap denizli. Sabahleyin aynaya baktı birden yaşadığını hissetti. Yine virgülle sıralandığı için sıralı bir cümle arkadaşlar. Evet geldik 16'ya. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısı bakımından atı alan Üsküdar'ı geçti cümlesiyle aynı özelliktedir. Arkadaşlarım çok tehlikeli bir ördektir. Dikkat edin çünkü Buna sıralı cümle deme ihtimaliniz çok yüksektir. Virgül var sanki iki cümleymiş gibi. Halbuki atı alan ne? Uçtu mu? Kaçtı mı? Göçtü mü? Herhangi bir yargı bildirmez. Dolayısıyla buradaki virgül cümleleri sıralamıyor. Atı alan Üsküdar'ı geçti cümlesinde an en bir sıfat fiil olduğu için bu cümle girişik birleşik bir cümledir. Böyle arayacağım. Önceleri hiçbir şey yapmadım. Başlangıçta içeriye gazete bile girmiyordu. Fakat sonraları yasaklar biraz gevşedi. Ne yaptı? Bağlı cümle yaptı. Bağlaçla birden fazla cümleyi bağladı. Andre Giden'in Isabel romanını getirtip çevirmeye koyuldum. Ip ip zarf fiil içinde fiilimsi olduğu için yüklemin dışında ayrıca bir yargı olduğu için bu girişik birleşik bir cümle. Doğru cevap C seçeneği. Bundan sonra Andre Cresson'un Diderot adlı eserini çevirdim. Herhangi bir alıntı yok efendim. Girişik birleşik yok bu yüzden basit bir cümle. Bunun dışında bol bol volta attım, satranç oynadım, hayal kurdum, konuştum, düşündüm. Birden fazla yargı virgülle sıralandığı için sıralı cümle oldu. 17'ye geliyorum arkadaşlarım. Aşağıdakilerin hangisinde ara cümle kullanılmıştır? Hemen aklıma kısa çizgi, iki virgülle ayırma ve cümlede bana ekstra bilgi vermesi ve çıkarttığımda anlamın değişmemesi gibi özellikler zihnimde canlandı. Boş zamanlarında resim çizmeyi, şiir yazmayı seviyordu. Bakın burada virgül kapanmadı. Demek ki bunlar resim çizmek, şiir yazmak ayrı şeyler. Evet, burada yok. Çok kötü bir şiirde bile çok iyi söylenmiş, çok çarpıcı bir dize bulunabilir. Yine burada da bir ara söz mantığı yok. Bu oturumda işçi sorunlarının ele alınacağını sanıyordum. Burada bir ara cümle yok. Bu savaşta birçok öğretmen, sanatçı, doktor, şehit oldu cümlesinde yine virgülle sözcükler sıralandı. Kurtuluş Savaşı herkes iyi biliyor. Çok kolay kazanılmamıştır. Burada herkes iyi biliyor ifadesi virgülle gösterildi ve bir ara cümle oldu. Doğru cevap E seçeneği arkadaşlar. 18'de devam ediyorum. Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznesi ortak sıralı bir cümledir? Sıralı bir cümle yani virgülle ayrılmış cümleler yüklemler olacak öznesi ortak olduğuna göre şurada bir özne olmalı. Gizli olmak zorunda değil. Islık çalınınca farkında olmadan baktık. Sonra sessizce yürüdük. Biz baktık, biz yürüdük. Öznesi ortak sıralı bir cümle. Doğru cevap A seçeneği. Otobüs kenara yanaştı. Yanaşan otobüs. Çocuklar neşe içinde otobüsten indiler. İnen çocuklar. Öğrenciler düzensiz duruyor. Öğretmen onları sıraya koyuyordu. Öğretmen koyan Öğrenciler duran. Bu yüzden farklı özneler. Kentin güneyine bakıyorum. Yollar sistem gözükmüyor. Ben bakıyorum. Yollar gözükmüyor. Farklı unsurlar, özneler. Fatma soruları diziyordu. Dizen Fatma. Ben de kontrol ediyordum. Kontrol eden ben. Arkadaşlarım doğru cevap. O seçeneği diğerlerinde herhangi bir özne ortaklığı yok. Evet arkadaşlar 19'da devam ediyorum. Aşağıdakilerin hangisinde verilen dizeler birleşik cümle oluşturmaktadır. O gün ben Engin Deniz'le tanıştım. O çalkalandık çağdıkça dikçe zarf fiil ben kabımda taştım. Ama tanıştım ve taştım birden fazla yargı olduğu için burada girişik birleşik vardır demiyoruz. Çünkü bir yan cümlecik mantığından ziyade temel cümleler var bulacaksın koymuş gibi elinle ben nerede doğmuşsam orada kaldım. Şimdi burada yine bir şartlı birleşik durumu gibi görünürken bulacaksın ve kaldım ifadeleri yine A seçeneğinde olduğu gibi birden fazla cümleyi getiriyor. Kimi esti başucumdan yel gibi, kimi sızdı bir toprağa sel gibi yine esti ve sızdı birden fazla yargı. Yalnız ben alçıdan bir heykel gibi sonsuzluğu dinlemekten tad aldım. Bakın tad aldım yüklem. Bunun dışında bir yan cümlecik var. Dinlemek, maışmak isim fiil bu yüzden. Doğru cevap D seçeneği. Ses topladım, renk topladım. Derinden sesler ve renkler deryasına ulaştım. Topladım, topladım ve ulaştım. Birden fazla cümle olduğu için burada girişik birleşik yok zaten fiilimsi, ki'li, alıntı gibi durumlar söz konusu değil. Arkadaşlarım 20 ve 21. soruyu birlikte görüyoruz. Aşağıdaki sıralı cümlelerin hangisinde nesne ortaklığı söz konusudur? Terden ıslak avucumu sımsıkı yummuş, kağıdı buruş buruş yapmıştım. Ben yapmıştım, ben yummuştum. Ama bizden istediği nesne ortaklığı avucumu yummuştum, avucumu yapmıştım. Yok kağıdı yapmıştım. Gitti. Komşulardan biri atik davranıp kolumu yakaladı ve babama teslim etti beni. Kolumu yakaladı, kolumu teslim etti değil ikinci cümlede nesne yok. Yıl boyunca şafakta kalkar, hemen ateşi yakar, tencereyi ocağa yerleştirirdi. Burada arkadaşlarım herhangi bir nesne ortaklığı yok. Tencereyi yerleştirirdi. Sadece C'de son cümlede nesne var. Babam borozanı iyice sıkıp vurdu. Sonra fırlatıp attı ocağa. Borazanı vurdu, borazanı ocağa attı. Bu yüzden doğru cevap D seçeneği. Borazan bu cümlede ortak nesne olarak kullanıldı sıralı cümlelerde arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangisi? Bağımlı sıralı cümledir. Yani ortak ögeleri olan sıralı cümle. Yaz yavaşça bitmese, Günler kısalmasa, herhangi bir ortak öge yok. Ölmek kaderde var. Bize korku vermiyor. Ölmek kaderde var. Ölmek bize korku vermiyor. Özneler ortak olduğu için doğru cevap B seçeneği. Paramız bitti, işi yarım bıraktık. Herhangi bir öge ortaklığı yok. Yağmur yağdı, caddeler yine göl oldu. Ortaklık yok. Baktım. Süzülüp geçti gül yüzlü yar. Burada da yine ortak bir öge yok. 21. sorunun doğru cevabı B seçeneği oldu arkadaşlar. Geldik 22'ye. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde birden çok yargı vardır? Fındık Nergisli kahvede deri tüccarı Samet A ile konuşuyorduk. Tek yargımız konuşuyorduk. 5-6 günlük bir beyaz sakal Samet ağa'nın mavi gözlerine Güneş ışığı gibi bir ışık gönderiyordu tek yargı. Pembe yüzündeki buruşuklukları sayıyordum. O esnada kahveci de çayları getirdi. Sayıyordum ve getirdi. Birden fazla yargı var. Bu yüzden doğru cevap C seçeneği. Tam bu sırada bir de tığ gibi ince ihtiyar bir çingene karısı girdi içeri. Çingene kadın Nergisli kahvenin ortasına kadar yürüdü. Diğer cümlelerde birden fazla yargı yok. 23 ve 24'ü birlikte görelim. Aşağıdakilerin hangisinde yan cümledir? Temel cümlenin dolaylı tümleci görevindedir. Arkadaşlarım burada fiilimsinin oluşturmuş olduğu yan cümleci dolaylı tümleç olarak kullanılmalı. Temel cümleci. Bakalım. Ayaklarının ucuna basa basa ceviz ağacının arkasına kaydı. Kaydı yüklem. Kim? O. Nasıl? Ayaklarının ucuna basa basa kaydı zarf tümleci ceviz ağacının arkasına nereye ceviz ağacının arkasına şimdi burada bir dolaylı tümleç var ama yan cümlecik yok karartıyı gördüğü yere bir taş attı attı yüklem kim o nereye karartıyı gördüğü dık sıfat fiil gördüğü yere ne attı bir Dolayısıyla doğru cevap B seçeneği arkadaşlarım. Çünkü burada yan cümlecik tık sıfat sıfat fiille kurulan yan cümlecik temel cümlenin dolaylı tümleci oldu. 24. sorudayım. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci cümle ad cümlelerinden oluşan bağımsız sıralı bir cümledir. Ben trendeyim. İçim sevgi dolu. Evet, at cümlelerinden oluşan bağımsız sıralı bir cümle, ortak öge yok. İkinci cümle öznem, dolaylı tümleç ve yüklemden oluşan bir cümledir. Yanından geçtiğimiz köylerin insanları ilerleyen bu koca demir yığınına bakıyor. Bakıyor yüklem. Bakma işini yapan kim? Yanından geçtiğimiz köylerin insanları neye bakıyor? İlerleyen bu koca demir yığınına. Özne dolaylı tümleç ve yüklem doğru. Üçüncü cümle içinde belirtisiz nesne olan bir ad cümlesidir. Bakalım sallıyorum, sallamak bir fiil arkadaşlarım. Dolayısıyla ad cümlesi olamaz. Doğru cevap Ceyhan. Dördüncü cümle dolaylı tümleci olan eksiltili bir cümledir. Yüzümde buruk bir tebessüm var. Nerede? Yüzümde dolaylı tümleci olan eksiltili bir cümle olduğu doğru. Çünkü yargı yok. Biz tamamladık. Beşinci cümle yüklemi birleşik kipli devrik bir cümledir. Keşke daha önce gezseydim Anadolu'yu. Devrik cümle olduğu doğru. Gezmek Fiil kök S şart eki Y kaynaştırma D ek eylemin hikayesi. O halde şartın hikayesi şeklinde birleşik kipli birleşik zamanlı bir eylemdir. Devrik cümlesidir. Doğru cevap C seçelim. Arkadaşlarım sizi sıkmadan hızlı bir şekilde bu testi tamamlamaya gayret ettim. 2x de izleme durumundan da kurtarmış oldum. Eğer hızlı geldiyse videoyu yavaşlatarak izleyebilirsiniz. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu adımın konu bölümünün sonuna geldik. Şimdi çalışma defterinde bu adıma karşılık gelen soru bankasındaki konu testlerini çöz ve takıldığın soruların çözümlerine sınav video çözüm uygulamasından bak. Uygulamayı henüz indirmediysen açıklama kısmındaki linkten hemen ulaşabilirsin. Bir sonraki adımda görüşmek üzere.